Sayın vekillerim, bir saniye efendim, bir saniye. Bursa Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcılarım, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyelerim, değerli başkanlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Memur Sen Genel Merkezimizin kardeşlik treni burada sizin huzurunuzda mazlum, mustazaf, gerçekten ihtiyacı olan insanlarımıza ulaştırmak üzere biz de burada insani yardım platformu başkanımıza birazdan teslim edeceğiz. İnşallah gönül rahatlığıyla bu getirdiğimiz malzemeler ihtiyacı olan arkadaşlarımıza ulaştırılacaktır. Ben şimdi sözü Sayın Vekilime... Sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları, basımızın çok değerli mensupları, 1995 yılında bir iyilik hareketi olarak başlayan Memur Sen'in bugün yaklaşık 7100 battaniye ve 3000 yataktan oluşan yardım tırını Şanlıurfa'daki insani yardım platformuna teslim edilmesi amacıyla bir aradayız. Suriye'deki hadiselerin başladığı ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti ve 77 milyon insanıyla birlikte Suriye'deki mazlum kardeşlerimizin mezhebine, etnik kökenine bakmadan insan olmanın, Müslüman olmanın, komşu olmanın ve kardeş olmanın temel hukuku çerçevesinde tüm Türkiye genelinde ciddi anlamda seferberlik hamlesi başlatıldı. Bu seferberlik hamlesinin de merkez üssü Hazreti İbrahim'in memleketi Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'daki bütün sivil toplum örgütlerimizin, bütün Şanlıurfalıların ortak katkısıyla oluşturulan Suriye Yardım Platformu da bu anlamdaki yardımların merkez üssü haline dönüştü. Sayın Memur Sen Genel Başkan Yardımcılarım, Memur Sen İl Başkanım, değerli sivil toplum kuruluşları, değerli basın. İşte insanlık bu. İnsanlığı düşünen de bu. Yardım sevenlik de bu. Mazluma yardım eli uzatan ve mazlumun yardımına koşan herkese teşekkür etmemek mümkün değil. Mazluma yardım edenlere taş atılıyor. Mazluma yardım edenlerin iş yerleri yandırılıyor, yağmalıyor. Bu insanlık değil. Buna insanlık değil ama. Kobani için Kobani'yi mana eden bu mana değildir. Bu sadece ve sadece taşeronluk, Türkiye'yi bozmak isteyenlerin taşeronlarıdır. Ne Kürt meselesidir, ne Kobani'dir, ne şudur ne budur. Onun için ben burada bütün hemşerilerimi uyarıyorum. Ve özellikle ne yaptık? İlk gün hüduttaydık. Vekilim Hicaz'daydı ama biz buradaydık. Hüduda kaçtık. On binlerce insan toplanmıştı. İl başkanımızla gittik, belediye başkanımızla gittik, ilçe belediye başkanlarımızla gittik. O insanları geçirdik ve geçirdikten sonra geldik, başbakanımızı aradık. Yardım edelim. Bakanlar gönderin. Sağ olsun genel başbakan yardımcısı iki tane bakanı gönderdi. Gittik durumlarını görmeye, bakanın konvoyları taşlandı. Bu taşlananlar Kobani'ye iyilik mi yapmak istiyorlar? Değil. Kobani'ye kötülük yapmak isteyenlerdir bunlar. Kobani'ye giden yardımı kesenlerdir bunlar. Onun için uyanık olalım. Çok iyi düşünelim. Bu oyunlara gelmeyelim. Ve günahsız araba sahipleri evindeyken arabası yanıyor. Gece esnafımız evindeyken iş yeri yandırılıyor. İnsanlık bu mu? Bu insanların ne günahı var? Bunlar gidip işine mi yardım etmiş?
Burada ben diyorum ki sen IŞİD'e yardım ediyorsun, herkesi IŞİD etmek istiyorsun. Ve memur sen genel başkanımıza, başkan yardımcılarına, memur sen camiasına sonsuz teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz, biz memur sen olarak dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında yer almak için buradayız. Ülkemizin dışında olan mazlumlara memur sen her zaman yardım etti, yardım etmeye devam ediyor. Şimdi ise Suriye'den gelen mültecilere 1,5 senedir, 2 senedir ülkemizde olanlara yardım sürdürüyordu. Fakat son zamanlarda herkesin bildiği gibi Kobani'den gelen, hemen Urfa'nın ilçesi, Suruç ilçesinde hepinizin bildiği gibi bu gelen misafirlerimize ne yapabiliriz diye kendi aramızda bir görüştük. Daha öncesinde insani yardım, gıda yardımları yapılmıştı. Ama bizden acil afetin de bildirdiği üzere battaniye, yaklaşan kış mevsimi itibariyle battaniye ve yatak problemlerinin olduğunu, bunları bir nebze çözmek için de biz bugün burada 7000 battaniye ve 3000 sünger yatak olmak üzere bu bağışları getirdik. İnşallah bunlar yerine dağıtılacak. İnsani yardım platformumuz aracılığıyla. İnşallah bize bir daha yardım etmek düşmez diyelim. Çünkü bu arkadaşlar inşallah orada evlerine bir an önce dönerler. Ama memur sen olduğu müddetçe de her zaman mazlumun yanında yer alacak ve bu yardımları yapmaya da devam edecek. Memur sen sadece bir sendika değil, aynı zamanda da bir yardım örgütü özelliğini taşıyor. Bunun için de ben hepinize teşekkür ederim. Katılan milletvekillerimize de... Bu arkadaşlarımız, sendikamızın kurucusu, hemşerimiz merhum Mehmet Akif İnan'ın Batı medeniyeti sırtımıza saplanmış paslı bir bıçak olarak nitelendiriliyor. Ve maalesef bugün İslam coğrafyasının bütün her tarafına baktığımız zaman sömürmeyi, öldürmeyi, yok etmeyi geçim kaynağı yapan emperyalist Batı ülkelerinin İslam ülkeleri üzerindeki kirli planlarının tezahürünün çok ciddi bir şekilde vahşice uyguladıklarını görüyoruz. Ve biz Memur Sen ailesi olarak onların açmış olduğu yarayı nasıl kapatabiliriz ve yeryüzünde yardıma muhtaç ve mazlum durumda insanın bırakmaması için elimizden ne gelebilir onun derdine düşmüşüz ve bugün de dün nasıl Filistinli'ye, Gazze'liye, Suriyeli'ye ve Iraklı kardeşlerimize yardım ettiysek bugün de Kobani'den Şanlıurfa'ya ve ülkemize sığınmak zorunda kalan kardeşlerimize yardım etme kararı aldık ve şunu söylemek istiyorum. İslam medeniyetinin yaşanmış olduğu her yerde barışın gelmesi ve bütün Müslümanların bir olmasını biz diliyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki Müslümanlar topyekin bir olur ve birleşirse Batı medeniyetinin bu kirli oyunlarını hep beraber bozacağız. Yeter ki aramızdaki taşeronların kirli propagandalarına inanmayalım diyorum. Ve tekrar bu yardımı düzenleyen ve burada bizimle beraber gelen vekillerime hepinize teşekkür ederim. Değerli vekillerim, genel başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, bu Memur Sen'in emanetini biz emanet olarak alıyoruz, kabul ediyoruz ve en iyi şekilde de yerine ulaştıracağımızı vaat ediyoruz. Bu katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten sıcak bir memlekette, sıcak bir battaniye ile, yatakla geldiler. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Yardımlarının devamını da diliyoruz. Muhacirlerin, mazlumların olduğu bir yerde elbet ki ensarların da olması lazım. Rabbim ensarlık görevini bize vermiş. Onlar bugün zulümle imtihan ediliyor. Biz de ensar olmakla imtihan ediliyoruz. Çok teşekkür ettik.